Öncelikle Beşiktaş'la beraber başlayalım. Haldun Domaç, Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Fuat Çimen yarışı var an itibariyle. Birazdan detayları da alacağız. 35. başkanı belli olacak Beşiktaş'ın. Takımdan ayrılan çok fazla yabancı oyuncu var. Maaş bütçesinde belli bir boşluk meydana geldi. Gözler yeni teknik direktörün transfer listesinde. Ama ondan önce bugünkü yoğun gündemi geride bırakıp ardından da transfer periyoduna geçecektir siyah beyazlar. Ya şimdi tabii şöyle bir şey oldu. İki adaylı bir seçim. Ama Fuat Çimen'in hani çok da şanslı olmadığını çok kişi söyledi. Tabii ki biz saygı duyuyoruz. Şu anda seçimde oylamalar yapılıyor. Ama Ahmet Nur Çebi'nin devam edeceği bir süreçten bahsediyoruz. Listesini de yeniledi. Yeni bir listeyle devam edecek. Böyle bir durum da söz konusu. Tabii ki yeni süreçte yeni bir hoca, yeni bir yapılanma, gidecek oyuncular, gelecek oyuncular, çok ciddi manada bir değişim süreci var. Ve tabii ki kulüplerin sürekli konuştuğumuz konu, artık konuşulmaması olmayan konu, borçları. Nitekim borçlar üzerinden bayağı bir gerilim de oluştu. Maalesef bu kulüplerin genel yönetilememe sorunundan kaynaklanıyor. Son başkan değil, hani konuşurken hep böyle son başkan üzerinden gidiyoruz. Oraya gelene kadar bütün başkanlar borç yaparak devam ediyor. En son başkan, en büyük fatura ona çıkıyor genel anlamda. Şimdi işte Ali Koç gittiğinde, ya işte Ali Koç dönemi şöyle geçmiş. Ya da Ahmet Nur Çebi gittiğinde, Ahmet Nur Çebi dönemi böyle geçmiş. Hep borçlanmışız türünden cümleler izleyeceğiz. Onun için şöyle söyleyeyim. Yani genel kurullar bence kulüplerin demokrasi platformudur. Öyle bakıyorum ben. Hı hı. Yani orada özgürce herkes görüşlerini ifade etmelidir. Ama tabii özgürlük bir başkasını hakaret ya da işte bir başkasını olumsuz şekilde eleştirmek anlamında değil. Eleştiri işin içerisinde var. Yani detaylara girmeden üstünden söylemeye çalışıyorum. Yani köpükten söylemeye çalışıyorum. Çünkü öbür türlü sıkıntılar olabilir. Ama eğer bunları içselleştirirsek, yani biz dersek bir gün işte demokrasi platformlarıdır sivil toplum kuruluşlarının genel kurullar ve ona uygun bir şekilde davranabilirsek. Bu yanlış anlaşılmasın. Şimdi Beşiktaş olduğu için Beşiktaş konuşuyoruz. Galatasaray aynı sıkıntıda. Hemen hemen aynı cümleler geliyor. Aynı cümleleri görüyoruz, onun için söylüyorum. İnşallah bunları da aşacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Söyleyecek bir şey yok ama gördüğüm kadarıyla Ahmet Nur Çebi yani sadece bu sürecin onayını almayı bekliyor gibi, yani hani seçimde bir dengesizlik varmış gibi görünüyor Ahmet Nur Çebi lehine. Bakalım, onu tabii Sercan yerinde izliyor. Daha net bir şekilde bize söyleyebilir. Seçimden sonra aslında asıl hareket o zaman başlayacak. Öyle bir genel giriş yapayım yani. Tabii Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetiminde bu sezon özellikle Güvenç Hocam beklenti çok yüksekti. Şampiyonlar Ligi için kurulan bir kadro var. Batshuayi'den bahsediyoruz, Pjanic'ten bahsediyoruz. Alex Teixeira belki 6-7 ay oynamadan geldi ama geçmişine bakarak değerlendirdiğimizde Beşiktaş'ın da Devler Ligi'nde Teixeira'dan da beklentisi yüksekti. Şampiyonluk yarışından da bu kadar uzak kalınca ve Avrupa potasının da dışında kalınca tabii Ahmet Nur Çebi yönetiminde bu sezon bir eksi olarak haneye geçti ama az önce Haldun Domaç'ın da bahsettiği gibi bugünkü seçimlerde yine de belli bir kesimin güven oyunu alıyor Başkan Çebi. Erdem, seni seviyorum. Sağ ol hocam. Soru soruyor, cevapları da sayıyor arkadan. Bize bir şey bırakmıyor. Ya canım benim ya. Sağ ol hocam. Ya tabii bilgili donanımlı birisinde yayın yapmak da çok güzel. Neyse, yardımcı oldu yani şimdi. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bugün benim, bizim anne tarafın sülale hepsi Beşiktaş'ta, hasta Beşiktaş'ta. Dayım Marmaris'te. Duyduğum geldi. Yeğenlerim, kuzenlerim Kanada'dan bizim oy vermeye. Ya tabii Hakan hastası, Montero hastası, kızıyor bana. Hepsi oradalar. Oy verecekler. Ahmet Nur Çebi'ye. Bir kere şöyle söyleyeyim. Ahmet Nur Çebi'yi tebrik ediyorum. Niye? Hataları yok mu? Ufak tefek sayayım onu da. Şimdi ya bir laf vardır ya. Yani bundan evvelki başkanlık kusura bakmasın ama genel kanı şöyleydi. Kucağında bir saatli bir bomba buldu. Bomba saatli mi artık, saatsiz mi? Ahmet Nur Çebi. Geçen yılı çok iyi değerlendirdi. Yani evvelki yılı şampiyon oldu takım. Kolay bir iş değil yani, geliyorsun gidiyorsun ya, müthiş bir iş yaptı. Şimdi
Tabii neler eksik, neler fazla. Borçları falan açıkladı ama ben onları dinlemiyorum. 1.400'ler, 1.800'ler, 200'ler benim aklım falan karışıyor biliyor musun? Borçlar, gene borçlar var. Ben yalnız burada bir tek şeyi, birkaç tane şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi demin dedin ki Şampiyonlar Ligi kadrosu yaptı. Şampiyonlar Ligi kadrosunda Alex Teixeira ile Pjanic'i almak, yani ikisi en önemli yani orada. Ve Batshuayi'yi aldı. Biz dediler ki yani Şampiyonlar Ligi kadrosu koyduk. Zaten Gezal işte Rosie'ye vardılar, vardı. Hepsi kaldı. Kaldı ama. Ya şimdi tam ya bir kelime de bulamıyorum biliyor musun? Fiyasko diyeceğim yani Alex Teixeira ile Pjanic kaliteleri 10 numara. Yani adamların futbol kariyerlerine, kaliterlerine söyleyeceğim bir şey yok. Ama çok zayıf yani. Sen bu arada elindeki Dorukhan'ı kaçırdın. Ben şimdi burada hep Dorukhan derim. Mesela Serdar Aziz derim. Bilmem kim adamlarım var. Adamlarım derken beğenli futbolcular var. Sen Dorukhan'a kaç para vermedin? 2 milyon vermedin. 2,5 milyon. E gittin Alex Teixeira'yı aldın. Batshuayi'yi aldın. Batshuayi neyse. Bana göre Batshuayi fena değil. Bana göre faydalı oldu. Pjanic'i aldın. Olmadı. Yani olmadı. Senin elinde stoperin yok. Ben zaten bak bir de Allah'a var şampiyonluk şeyinde iyi oynadı senesinde. Wellington da fena oynamadı. Ama arkadaş onlarla ben Şampiyonlar Ligi'ne girmem. Hele kızıyorlar bana Montero, Wellington ikisini koyduğun zaman oraya ya Allah selamet versin ya. Yani ben bazen espri yapıyorum yani rakip takımın teknik direktörü diyorum kadroyu gördüğü zaman ağzı sulanmıştır. Bir kutu mendil salyalarını silmiştir ya adam. Yani bu kadar da abartıyor. Abartı değil ama söylüyorum yani olmaz arkadaş. Sen onlarla lige gire. Orta sahaya da baktığın zaman koşmayan, mücadele etmeyen. Hele şimdi gelen İsmail şeyi de oynatmıyor. En çok koşan adam. En faydalı adam. Dün Modric'i de gördük. Manchester City'de 36 yaşında biliyorsun değil mi? Fernando mu? Fernandinho mu? Neyse. Onlar... Son sezonunu oynamıştı. Ya fark etme. Ama oynuyordu aynen. Onları oynatıyor adam final maçında. Bizimkiler ya falan filan diyor. Şimdi bunları da oynatmadığın zaman ya puan alamadan şeyi kapattın. Kapatırsın. Ya bir de ben mesela Erdem yani burada hep şeyleri çıkıyoruz. Bazen Halid'in açıyoruz. Bazen sen açıyoruz. Ben bunları maçlardan evvel söylüyorum. Alamazsın. Yeni bırak onu puan alamazsın yani. Bu kadrolarla puan. Ben bakayım şöyle. Az çok hani antrenmanları seyretmiyordum ama bir hafta evvelini veya futbolcunun kalitesini, kariyerine bakıyorum. Söylüyorum yani. Söylediklerimizin hepsi çıkıyor. Şu geriye bir dönsek de benim konuşmalarımı böyle bir gösterseler yani. Onun için de şimdi bu sene Getson'u aldın. Halbuki sen belki bilmiyorum kaça mal oldu sizce Getson? Tahmini ya şöyle. Tam hatırlamıyorum rakamlarını ama... Yani bakalım hemen. Bütçesi 600 bin, 6 milyon euro civarında bir taksitli satın alması var. Ama kendi bütçesi çok düşük diye biliyorum. 700 bin euro civarında. Yani aynen 600 bin euro ödenecekmiş. Evet.